İslam'ın ve Türklüğün kapısıdır Malazgirt. Kubbetül İslam olarak anılan üç şehirden birisidir Ahlat. 5000 yıllık şerefli Türk tarihinin başlangıç noktası olan Ahlat'tan şenliklerin başlaması elbette çocuklarımızın tarih ruhunu yeniden elde etmeleri babında çok güzel bir olay olacak inşallah. Gurur duyuyorum yani memleketim adına. Devletimizin tarih derslerinde öğrencilerimizi uygulama olarak buraya getirmesi lazım diye düşünüyorum. Olayın gerçekleştiği sıfır noktada bulunmak tabii ki güzel hissettiriyor. Özellikle atlı okçulukla yapılan etkinlikleri izledik. Çok gerçeğe yakın canlandırmalar yaptılar. Çok hoşumuza gitti. Gelen şuradaki atın sesinde bile, oynağın sesinde bile hissettirebiliyor. İnsanın içi biraz tuhaf oluyor ama çok güzel duygular. Her insanın yaşaması lazım. Türklüğümü hissettim. Atalarımı hatırladım tekrardan. Gerçekten burada çok büyük bir emek var. Burada bu pandemi sürecinde bile de bunların hazırlanması çok çok önemli bir şey. Mesafeyi koruyarak çok eğlendik. Aynı geçmişteki hissi. Nasılsa bugün de öyle. Bu hissi yaşamak çok güzel bir şey. İyi ki de yapmışlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelen bizler burada tekrardan atalarımızı hatırladık. Ve gerçekten çok mutlu olduk. Manevi değerlerimiz, tüylerimiz ürperdi. Ahlatlıyız. Yani bir gurur duyduk tabii. En azından Ahlat'ın gelişmesinde bence yararlı bir etkinlik. Çok güzel bir ortam gençler için. Ben biraz geç geldim maalesef, son kısımlarına yetişebildim ama yarın da var sanırım. Yarın gelecek olanlara kesinlikle sabahın erkeninden gelip burada mükemmel şekilde bu etkinlikleri kaçırmamalarını, her şeyi tek tek denemelerini tavsiye ediyorum. Ya ben genel olarak her ili gezemediğim için şehirleri merak ediyordum. Burada onları öğreniyorum. Gayet güzel bence, etkili. Şehirleri geziyor gibi hissettik kendimizi. Güzeldi yani. Vallahi her yöreye gezmiş gibiyim şu an. Çok güzel bir etkinlik. İlçemize çok faydası var. Tanıtılıyor bu sayede. Çok güzel oluyor. Çok memnunuz biz. Çocuklar çok daha yakından öğrenmeye başladılar. Bu da çok daha güzel. Çünkü görerek öğreniyorlar. Çocukları getirelim, gezdirip en azından hem buradaki kültürümüzü de görsünler. Şimdi atlara gideceğiz. Atlardan sonra parka gideceğiz. Biz çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Eski oyunları görmek için geldim ve gördüm. Televizyonda çok görüyordum. Atmak da istiyorum. Atacağım. Ebru sanatı yapmak istiyorum. Ata da binmek istiyorum. Bunları yapmak istiyorum. Çocuklar için de birçok aktivite var. O yüzden bu pandemide evde kaldığı süreci bu şekilde daha eğlenceli geçirebilirler. Malazgirt için bence güzel çünkü çok kıyıda kalmış bir ilçe ve halkın bu tarz etkinliklere çok ihtiyacı var. Malazgirt'e de yakışıyor zaten. Hak ediyordu Malazgirt tarihini yaşamasını. Malazgirtli olarak ise minnettarız. Böyle bir etkinliğin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde olması gerçekten bizim için de Ahlatlılar olarak çok gurur verici bir olay. Cumhurbaşkanımıza özellikle bu manevi değeri tekrardan ayaklandırdığı için, Ahlat'ı tekrardan ayaklandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bu topraklarda bin yıldır karşılaştığımız bütün badirelerden Malazgirt ruhuyla kurtulduk. Kosova'da da, Nibolu'da da, Haçova'da da aynı ruhla mücadele etti. Çanakkale'yi geçilmez yapan da bu ruhtu. İstiklal Harbi'nde 7 düvele karşı bu ruhla galip geldik. 15 Temmuz destanını da işte bu ruhla yazdık. Bugün de farklı cephelerde azim ve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadeleleri aynı ruha borçluyuz. Okçular Vakfı'na, buradan Malazgirt Atı'na çok teşekkür ediyoruz. Tüm Okçular Vakfı'na, görevli olan herkese çok teşekkür ederiz. Ülkemizin değerlerini anlatan bir etkinlik çok iyi olmuş. Emeğe geçenlerin eline sağlık diyorum. Herkese teşekkür ediyorum.